Şimdi şunu öncelikle ifade edeyim. Kalecik Ankara'nın en yaşlı nüfusa sahip ikinci ilçesi. Aslında bu bile bazı şeyleri ortaya koyma açısından önemli. Maalesef gençlerimiz çok fazla Kalecik'te kalmıyor. Biz istiyoruz ki yapacağımız projelerle gençleri spora yönlendirerek en azından Kalecik'te güzel vakit geçirmelerini, Kalecik'te kalmaları için ekstra bir neden daha ortaya koymayı çok istedik. Biz tabii hem seçim sürecinde hem de göreve gelmeden daha şöyle bir baktığımızda maalesef Kalecik'te sporun hep geri planda olduğunu, arka planda bırakıldığını Başkanım şurada da bir göstereyim. 15 yıl önce gerçekten Kalecik karası spor yarası olarak 3 gün üst üste 15 yıl önce Kalecik'te yapılan bir yazı dizim var Ana Yurt gazetesinde. Tabii o 15 yılın üzerine bir şeyler kondu ama konan çok şey yoktu. Sizin teslim aldığınızda o kadar fazla bir şey yoktu. Yine sıkıntılar bir hayli fazlaydı. Ama sizin gözünüzden spor nasıl görünüyordu Kalecik'te? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kalecik spor düşünün. Maçlara diğer belediyelerin araçlarıyla gitmek zorunda kalan. Bir kalecik spor düşünün. Maçlarını kalecikte oynayamayan. Üzülerek söylüyorum bunları. Evet, hoş geldin. Maalesef hiçbir şekilde biraz sonra Sedat Başkanımızdan da bahsedeceğim. Hakikaten bunun vefasını, cefasını çeken kıymetli bizim başkanımız. Spora hiçbir şekilde, sadece bakın futbol demiyorum. Spora Kesinlikle. hiçbir şekilde destek olunmayan bir anlayış vardı. Evet. Üzülerek ifade ediyorum bunu. Gerçek buydu başkanım. Maalesef Görünen gerçek bu. gerçek buydu. Tabii ben biraz da insan kendinden bazı şeyler arıyor. Ben uzun yıllar futbol oynadım. Uzun yıllar çeşitli spor dallarında ter döktük diyelim. Bizim için futbol, bizim için spor bir yaşam meselesiydi. Evet. Bizim hayatımızın merkezindeydi. Herkesin de hayatında olması gereken bir gerçek spor. 1990'larda gençlik dönemimizde biraz önce bahsettim. Annem pencereden bağırırdı. Oğlum hadi gel yemek hazır. Anne bir saniye. Maç bitmek üzere geleceğim diye bağırırdık. Mahalle Mahalle. arkadaşlarınızla yapılan Bizim maçlar. için hakikaten spor böyle çok kıymetli, çok değerli. Tabii hayatımızın bir parçası olduğu için bizim yönetimimizin de bir parçası oldu Kalecik'te. Ne yaptık? Şöyle bir geçmişe baktık. Dedik ki sporun maalesef hiçbir alanında yerel yönetimlerce desteklenmeyen bir durumla karşılaştık. Sedat Başkanımızla görüştük. Kalecik Spor'un diğer Geçmişte vefakar hizmet demek eden hizmet eden büyüklerimizle, abilerimizle, kardeşlerimizle görüştük. Ve dedik ki bu kaleciğin kanayan bir yarasıdır. Sizin 15 yıl önce tespitleriniz maalesef doğrudur. Doğrudur. Ve spor hep geri planda bırakılmıştır. Biraz da yönetim anlayışınızla alakalı. Dersiniz ki benim önceliğim şu, bu. Spor biraz daha geri planda kalır ama biz sporu Kalecik'te yönetim anlayışımızın temel ilkelerinden öncelikleri. birisi, önceliklerinden birisi haline getirdik. Geldiğimiz noktada bu. Bakıyoruz, geçmiş dönemlere bakıyoruz, geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Yeterli mi? Değil. Neler yaptık başkanım? Değil. Daha Yapılmamız çok. yolun başındayız. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaptık. Biz yaptık. Duhan Kalkan yapmadı. Güzel bir ekip yaptı. Her başarının Güzel. arkasında aslında iyi Kesin. bir Biz ekip kelimesi vardır. önemliydi. Çok önemli. Evet. Evet. Bakın. Kalecik Spor Başkanı Sedat Bey'den tutun. Yönetim kurulu üyelerine kadar. Taraftarlarımıza kadar. Hangi siyasi düşünceden olursa olsun. Taraftarlarımıza Evet. kadar. Benim spor konusuna bakan müdür arkadaşımdan tutun. Statta, maçta, çay dağıtan belediye personeline kadar hepsinin bu tabloda Emeği var. emeği var.
katkısı var. Katkısı var. Biz bir kere buna bir ekip işi olarak bakıyoruz. Bizim için bu gerçekten önemli. Sponsorlarımız var. Onların desteği çok önemli. Çünkü yerel belediyelerin gücü de bir yere kadar. Şimdi Kalecik Belediyesi bir taşra belediye. Evet. Gelirleri belli. Gelirleri belli. Ha. Yapılacak çok iş var. Yapılacak çok iş var. Ne yapıyoruz? Burada sağ olsunlar sponsorlarımız bizleri destekliyor. Ve el birliğiyle, ben seçim döneminde hep şunu söyledim, kazan kulübüyle kalkar. Şu an sportif anlamda Kalecik'te herkes kazanın bir ucundan tuttu ve bu kazanı el birliğiyle bir yerlere taşıyoruz. Güzel gidiyor ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Yapacaklarımız çok fazla. Ben biraz da akademik yönümden kaynaklı bilimsel çalışmayı seviyorum. Planlı çalışmayı seviyorum. Bir proje koyduk ortaya. Bu bir proje takımıdır. Yapılan bütün transferler sağ olsun hem başkanımız hem teknik heyetimiz. Ya biz bu sene nasıl bir üst lige çıkarız şeklinde yapılmadı. Daha uzun vadeli. Dedik ki biz 3. ligi hedefleyelim. Öyle takım yaratalım. Ve bu takımı bir arada tutalım. Takımı transferleri yapıyorsunuz. Ama şimdi futbolcu arkadaşlarımızın her anlamda kafalarının rahat olması lazım. Takım içinde bir huzur olması lazım. Nihayetinde aile oluyorsunuz. Geçenlerde Ayas Spor'la maçımız vardı. İki otobüs, ben Kalecik Belediyesi olarak iki otobüs Ayaş'a gittik biz. İki otobüs gittik. Sadece şunu görmenizi isterdim. İki otobüste de insanların yüzündeki mutluluğu görmenizi isterdim. Evet, sporun gücü evet. İşte orada. Şimdi böyle... Taşra'da, özellikle Taşra ilçelerde spor deyince hep akla ilk futbol geliyor. Evet. Futbol geliyor. Kalecik'te de bu böyleydi biz geldiğimizde. Öncelikle biz bir spor master planı oluşturduk. Dedik ki biz Kalecik olarak Kalecik'in gençlerini ondan sonra nasıl daha iyi sportif faaliyetlere angaje edebiliriz? Bunun için bir Kalecik'in adını nasıl daha iyi duyurabiliriz? Bunun için bir spor master planı ortaya koyduk. Tabii bunun bir ayağı futboldu. Siz biraz önce bahsettiniz. Evet. Çok kısa şunu ifade edeyim. 9 maçta 9 galibiyet. Evet. 33 gol atmışız. Kalemizde sadece 1 gol görmüşüz. Çok önemli bu. Bakın 33 gol atıyorsunuz ve 1 gol görüyorsunuz. Şimdi zannediyorum özellikle bu amatör kümede herhalde en az gol yiyen futbol takımı Kalecik Belediyespor'dur. Burada tabii şunu ifade edeyim. Hem futbolcularımız, hem yönetimimiz, hem başkanımız, hem belediyemiz Sal Ligi için kenetlenmiş durumda. İnşallah namağlup bir şekilde playofflara kalıp orada bir üst lige çıkacağımızı umuyoruz. Hedef bunun bu. İçin de hedefimiz bu. Basamağın ilk basamağı bu diyelim. Yoksa hedefimizi biraz önce evet. ifade ettik. Ama voleybol bizi çok heyecanlandırdı. Şimdi nasıl? Şöyle. Voleybol çok önemli. Yani devasa milyon nüfusları olan metropol ilçeler evet. bile bayan voleybol takımlarıyla ligde yer almazken 10-15 evet. bin nüfuslu bir Kalecik'in ikinci ligde mücadele etmesi bayan evet. voleybol takımının olması çok heyecan verici. Kesinlikle. Kaldı ki o kadar spor yarası olan bir ilçe. Kesinlikle. Şimdi tabii bizim futbolun yanına eklediğimiz hususlardan bir tanesi de voleyboldu. Orada ben şöyle bir şey hedefledim. Dedik ki baktık futbol maçlarına evet bayan hemşerilerimiz de geliyor ama dedik ki ablaları teyzeleri nasıl şöyle bir biz çayır deriz ondan sonra çayıra nasıl çekeceğiz? Salona nasıl çekeceğiz? Bunun yollarını arayalım diye düşündük. Sağ olsun sportif anlamda danışmanlığımızı da yapan Buğra diye bir kardeşimiz var. Bize voleybol takım önerisiyle geldi. Değerlendirdik. Dedik ki tamam bu işe girelim. Çünkü daha önce böyle bir voleybol takımı yok. Yok. Bu bir yok. İlk. Bu bir ilk. Dedik ki benim başkan yardımcım da bir bayan. Selma ablamız. Dedim ki abla takımın ablası sensin. Ne güzel. Bakın takımın ablası sensin. Ne güzel. Buradaki voleybolcu kardeşlerimiz
yediği, içtiği, ondan sonra ne ihtiyacı varsa bunu senden sorumlu. Senden sorumlu. Selma ablamız da inanın evladı gibi hepsini arar, sorar, hal hatır sorar, ondan sonra sahiplenir, maçlardan önce motive eder ve şunu başardık. Kalecik'te evde oturan ablamızı, teyzemizi salona indirmeyi başardık. Bakın bu çok önemli. Çok benim önemli. Kızım diye salona iniyor. Bizim kızlarımız diye salona iniyor. Takım ne durumda diyeceksiniz? Voleybol 2. ligi 4. grupta 8 maçın 8'ini de kazanan. Başkanım bu nasıl bir ayak, bu nasıl bir uğur ya? Yani şöyle söyleyeyim, bakın DSİ, karayolları böyle... Bunlar önemli.